Medya'dan merhabalar, kanalıma hepiniz hoş geldiniz bu arada. Şimdi görmüş olduğunuz gibi makyajım yok ve başlıktan da anlamış olduğunuz üzere bugün bir fondöten incelemesi yapacağız. Çok doğru bir zamanı seçtim mi orası tartışılır çünkü bütün fırçalarım şu anda kirli. Videoya geçmeden önce kanalıma hala abone değilseniz abone olmayı, video bildirimlerini de açmayı unutmazsanız çok sevinirim. Şimdi lafı uzatmıyorum, hemen konuya giriyorum ve sizlere bu fondötenleri anlatıyorum. Benim elimde şöyle 3 adet rengi bulunuyor. Bu tarz videolarda rengini özellikle söylememe rağmen hala yorumlarda hangi rengi kullanıyorsun gibisinden yorumlar alıyorum. O yüzden açıklama kısmına renkleri falan ekleyeceğim bu arada. Yorumların en üst kısmına da kendi yorumumu yapıp oraya sabitleyeceğim. Oradan renkleri görebilirsiniz. En açık renkle başlayayım. 1R, 1C Ivory Rose isimli şöyle bir rengi var. Bu renk benim tam olarak cildime uyan renk şu anda. 1R, 1C benim rengim yani. Böyle ne çok sarı ne de çok gri alt ton ya da pembe alt tonlu bir ürün. Ortasında böyle bir ürün diyebiliriz bunun için. 1R, 1C'nin içerisinde hafif pembe yansımaları var. Bunun da içerisinde hafif böyle gold renginde yansımalar var ve bunun rengi zaten bana şu anda koyu. Mesela ben biraz bronzlaşsam bu rengi bana tam olur. Ama şu an bronzluğum biraz açıldığı için 1R, 1C şu an tam oluyor. 2 vanilya rengi de biraz daha böyle buğdaysanız, biraz daha böyle esmere yakınsanız ama çok da esmer değilseniz bu renk size olabilir. 2N rengi. Bir de 3R, 3C rengi var. İsim olarak bu şekilde yazıyor. Ben hemen isimlerini zaten buraya yazacağım. Bu renkte bana göre tam olarak esmerseniz bu size olabilir. Yani böyle buğday değil de biraz daha esmere yakın bir teniniz varsa bu renk çünkü çok koyu şu anda bana. Bunun da içerisinde yine böyle pembe yansımaları var. Bunu size nasıl gösterebilirim emin değilim ama şimdi size yansımasını göstermek istiyorum. Şuradan sanırım biraz daha belli oluyor. Bakın şurada böyle hafif pembe yansıması var görüyorsunuz. Üstünde böyle gold yansımaları var. Şöyle bakın. Umarım renkleri tam anlamıyla sizlere gösterebilmişimdir. Yani yansıması olsun, renklerin duruşu olsun. Tabii ki cildimi de göstereceğim ama öncesinde ben size böyle şişede nasıl duruyor onu da göstereyim istedim. Şimdi ilk olarak 1R, 1C rengini şöyle elimin üzerine uyguluyorum. Ben aslında bunlardan bir tanesini size hediye etmek istiyordum ama şu an açsam mı açmasam mı çok kararsız kaldım. Ne yapsam? Bilemedim. Ne yapayım? Bu 3R, 3C rengini açmıyorum. Bunu aranızdan bir kişiye ya da YouTube için biliyorsunuz 10.000 abone olduğumuz zaman çekiliş yapacağız. Onun içerisine koyacağım için bunu hiç açmıyorum. Dediğim gibi şimdi size diğer renklerini göstereyim. O kalsın. Sonuçta başkası kullanacağı için hiç açmaya bile gerek yok onu. Tüm renkleri göstermek isterim tabii ki ama elimde olan renklerden yola çıkarak ve herkese uyabileceğini düşündüğüm renkleri göstermek istiyorum. Şu 1R, 1C genel anlamda böyle beyaz tenliyseniz, açık teniniz varsa herkese uyabileceğini düşündüğüm bir tonda renk. Genelde zaten herkes de bu ürünü tercih ediyor. Yani 1R, 1C rengini. 1R, 1C renginin böyle elimin üzerindeki duruşunu görüyorsunuz. Böyle hafif pembe yansımalı duruyor ama çok pembe değil bu arada. Bu da görmüş olduğunuz gibi şu anda sarı alt tonlu duran 2N rengi, vanilya rengi yani şu görmüş olduğunuz renk. Bunun içerisinde hafif gold yansımaları bulunuyor. Bunun da içerisinde hafif pembe yansımalar bulunuyor. Böyle çok bariz göze batan bir yansıma değil kesinlikle onu da söyleyeyim. Duruşu güzel, yapıları çok güzel görmüş olduğunuz gibi yumuşacık yapısı var. Böyle çok ince bir yapıda yani çok kalın bir yapıda değil. Uygulanmış halinde şöyle size göstereyim. Anında sabitleniyor ve gerçekten cildinizde çok güzel duruyor. Şöyle en temiz fırçamı aldım. Çünkü bütün fırçalar şu anda kirli ve bayağıdır da temizlemiyorum. Şimdi ürünü nasıl uygulayalım? Ben bunu daha öncesinde kullandığım için ürünün kalıcılık testini vesairesini zaten öncesinde yaptım. Bunlar hepsini size anlatacağım.
Onun öncesinde ürünü nasıl uygulamalısınız ve nasıl daha iyi sonuç veriyor onu anlatayım. Süngerle çok böyle, nasıl diyeyim size, aşırı doğal bir bitişi oluyor. Yani böyle süngerle uyguladığınız zaman, sünger ürünün zaten biliyorsunuz her zaman hangi ürün olursa olsun fazla kalıntısını alıyor ve cildinizle bütünleştiriyor. O yönden mesela ben bu ürünü uyguladığım zaman üzerinden süngerle geçiyorum. Gerçekten kendi teninizmiş gibi duruyor. O özelliğini çok sevdim açıkçası. Böyle aşırı doğal bir bitişi var. Yani ben çok beğendim bu fondöteni. O yüzden zaten sizinle de paylaşmak istedim. İlk defa kullanıyorum. Nivea'nın şöyle bir make-up expertisinin nemlendirici makyaj bazı geçti elime. Bunu daha yeni elime geçti bu arada. Bu ürünü uygulayacağım. Şöyle şu şekilde bir ambalajı var. Hemen açıyorum içerisinden. Üründen alıyorum. Fondöteninizin böyle kusursuz durmasını istiyorsanız cildinizi mutlaka nemlendirmeniz gerekiyor. Böyle pütür pütür duruyorsa özellikle cildiniz nemsiz kaldığı için pütür pütür duruyordur. Ya da cildinizde çok fazla ölü deri vardır. Yani ölü deriden kastım cildinize düzenli olarak peeling yapmıyorsunuz demektir. Şimdi ben cildime zaten dün akşam Foreo ile güzelce temizlemiştim. Sabah kalktığımda da normal bildiğimiz suyla yıkadım. Ve bu ürünü ben fırçayla uygulamayı daha çok sevdim. Şu şekilde size dokusunu, yapısını göstereyim. Bıraktığım yerde aniden akıp gidiyor görüyorsunuz. Şöyle. Hemen ürünü yaymaya başlıyorum. Bununla arasında görmüş olduğunuz gibi, yani aynada bakıyorum, hiçbir fark yok. Şu an kameraya nasıl yansıyor bilmiyorum bu arada. Boynunuzda ürünü şu şekilde denediğinizde boynunuzun rengini koyultmuyorsa, boynunuzda renk ya da şuraya sürdüğünüz zaman boynunuzla arasında fark olmuyorsa bu sizin cilt tonunuza uygun renk demektir. Ama arasında dağlar kadar fark oluyorsa, yani şuraya sürdüğünüz ürün burada böyle kesik bir baş gibi duruyorsa o ürün size uygun değil demektir. Bu arada ürünü uygulamamı bitirdim. Görmüş olduğunuz gibi tek katta çok güzel bir kapatıcılık sağladı. Benim için bu kapatıcılık olduğu kadar yeterli. Yani daha fazlasına ihtiyacım yok. Şuralarda birkaç tane benim görünüyor ama onları ben zaten problem etmiyorum. Öyle çok fazla bir büyük sivilcem de yok. Böyle göze batabilecek bir seviyede. Yani günlük olarak şu anda, hatta gece bile kullanabileceğim bir fondöten bu. Şu an ekstradan bir sabitleme ihtiyacı bu üründe duymuyorum. Yani pudra uygulaması istemiyor şu anda. Böyle çok sağlıklı duruyor cildim. Ayrıyetten böyle çok mat da değil, satan bir bitişi var. L'Oreal'den gidelim. L'Oreal'in bu Infallible kapatıcısını kullanmıştım. Normalde bende 330 numarası vardı şöyle. Bu bayağı bir koyu renk bu arada. Hani esmere yakınsa teniniz 330 numarası gayet güzel olabilir. Bendeki de 326 numarasıymış. Aynen, vanilya rengi. Bunu da hemen size şöyle göstereyim. Bu ürün gerçekten inanılmaz yoğun bir ürün. Yani böyle cildinize sürdüğünüzde çok yoğunluğunu fark ediyorsunuz. Şu anda göz altlarıma uyguladım. Böyle sarı alt tonlu aydınlık gösteren bir ürün bu arada. Şimdi bu ürünü güzelce yayacağım. Allah'ım, hiç temiz fırçam kalmamış. Şununla uygulayalım. Siz benim yaptığımı yapmayın bu arada. Şöyle hemen gözümü şöyle yukarıya çeke çeke uyguluyorum. Yine aynı şekilde bu üründe hemen sabitleniyor. O yüzden böyle hemen yaymanız gerekiyor. En son ne çektim, ne anlattım bilmiyorum. Kameranın kayıt süresi dolmuş. Hemen şöyle bir toparlıyorum. Kapatıcımı uyguladım. Fondötenimi de uyguladım ve görmüş olduğunuz gibi cildim bu şekilde duruyor. Ayrıyeten bir de ben hafif böyle üzerinden pudra ile geçtim. İster geçebilirsiniz, ister geçmeyebilirsiniz. Bu tamamen benim kendi tercihim bu arada. Ben biraz daha böyle mat görüntüyü sevdiğim için pudra ile geçtim üzerinden. Ama siz geçmek istemiyorsanız geçmeyebilirsiniz. Şimdi ben hızlıca makyajımı yapayım ve daha sonra geleyim, ona göre böyle fondöten ve kapatıcı hakkında konuşalım.
Evet, makyajımın bitmiş hali bu şekilde oldu arkadaşlar. Beğendiniz mi? Şimdi ürünler hakkında konuşalım birazcık. Bakalım ürünler nasıl, etkileri nasıl, memnun kaldın mı? İlk olarak fondötenden başlamak istiyorum. Ben fondöteni yaklaşık olarak bir hafta ya da iki haftadır deniyorum ve her gün kullanıyorum neredeyse. Tüm gün cildinizde çok güzel kalıyor. Asla akmıyor, kokmuyor, yerinden oynamıyor. Gerçekten çok beğendiğim. Hani bana bazen soruyorsunuz ya, bize bir fondöten önerisinde bulunur musun diye. Ben de size genel anlamda günlük hayatımda fondöten kullanmadığımı, BB krem kullandığımı söylüyorum. Böyle söylemem gerekirse bu ürünü artık herkese önerebilirim. Gerçekten favori fondötenim şu an bu. Yani duruşu çok güzel yani. Şu an görüyorsunuz cildimde gerçekten ekstradan böyle çok, nasıl diyeyim size, kuru kuru durmuyor. Yani çok sağlıklı duruyor, çok canlı duruyor. O etkisini çok sevdiğim için bu fondöteni herkese öneriyorum. Instagram'da paylaştığım zaman da gerçekten çok güzel geri dönüşler aldım. Ben de kullanıyorum. Ben de çok memnunum. Gerçekten etkisi çok güzel bir fondöten dediğiniz için. Bunu böyle çok fazla uzatmadan hemen videosunu çekmek istedim. Fondöteni almak istiyorsanız eğer, benim rengim 1R, 1C rengi, böyle çok beyaza yakın bir tenim yok bu arada. Çok da böyle buğdaya yakın bir tenim yok. Ortasında diyelim. Çok beyaz tenliyseniz eğer bir tık sizde koyu kalabilir. Ama böyle hafif kırık bir buğday teniniz varsa, böyle çok koyu değilse tabii ki, çok güzel olacağını düşünüyorum. Öyle yani, bu ürünü tavsiye üstüne tavsiye edebilirim. Şimdi bir de kapatıcı hakkında bir şeyler söyleyeyim. Bunu da mutlaka soracak olanlar vardır. Infallible kapatıcıyı ben de yeni deneyimliyorum. Daha öncesinde testerını denemiştim bir Watson's mağazalarında. O zaman tabii pandemi yoktu. Mesela elimde denemiştim ve gerçekten yapısı inanılmaz yoğun bir ürün. Çok kuru göz hatlarınız varsa ekstradan kurutabilecek bir ürün bu arada. Çünkü gerçekten çok yoğun bir kapatıcı. Ben günlük hayatımda bu ürünü uygulayacağım zaman çok fazla sürmüyorum. Hemen şuraya böyle pıt bırakıyorum. Onu böyle güzelce süngerle dağıtıyorum. O zaman böyle doğal oluyor ama böyle özel bir gün gece makyajı yapacaksanız eğer, böyle sürdüğünüz zaman gerçekten görüyorsunuz şu anda da göz altlarınızı çok güzel nötrlüyor. Altına da ekstra böyle korektör vesaire uygularsanız eğer, gerçekten göz altlarınızdaki o morlukları çok güzel nötrleyecek, çok güzel kapatacak bir ürün. Onun dışında şöyle bir genel anlamda bakıyorum. Şu makyaj bazı hakkında da bir şeyler söyleyeyim. Nivea'nın bu makyaj bazı, nemlendirici makyaj bazı, normal bildiğimiz nemlendirici ama içerisinde makyaj bazı bulun. Ben bu ürünü günlük makyajlarımda da kullanırım. Gerçekten çok beğendim. Çünkü fondöteni görmüş olduğunuz gibi ne parçaladı ne de farları böyle hani yerinden oynattı. Gerçekten çok güzel duruyor. Etkisini çok beğendim. Hani nemlendirme olarak da şu an cildim o kadar gergin değil. Yani nemli bir his bıraktı. O özelliğini sevdim. Ekstra zaten kuru bir fondöten de kullanmadığımız için cildimiz ekstra gerilmedi ve böyle parça parça durmadı. Benim videomun burada sonuna geliyoruz. Umarım keyif aldığınız, gerçekten işinize yarayan güzel bir video olmuştur. Bu şekilde videoları seviyorsanız ve daha çok böyle videolar görmek istiyorsanız aşağı yorum olarak bırakın lütfen. Ben de oradan görüp çekerim. 10.000 aboneye çok az kaldı ve gerçekten çok heyecanlıyım. Bunu yıllardır bekliyorum. Aynen. Nedense benim videolarım evet biraz böyle geç öne çıkanlara çıkıyor ve takipçim biraz geç çoğalıyor. Olsun, sıkıntı yok. Ne kadar az o kadar beni seven takipçi benim için daha önemli. Böyle çok olsun havasında ya da şeyinde değilim. Az olsun, öz olsun tarzındayım. 10.000 aboneye ulaştıktan sonra çok güzel bir çekiliş sizi bekliyor. Ben de işte heyecanla o günü bekliyorum. Bakalım. Öyle, şimdilik benden bu kadar. Kendinize çok ama çok iyi bakın. Bir sonraki videolarda yine görüşmek üzere. Hoşçakalın.